tek kelime bile etme. Ablanım ben senin ya. Ben sana kalbimi açtım. Kucağımı açtım. Sen bana bunu nasıl yaparsın? Nalin tamam. Sakin ol. Gel. Abla kötü bir niyetim yoktu yemin ederim. Ben sadece konuşmak için geldim Kemal'in yanına. Hani Berlin'e gideceksiniz ya ondan. Ya sus! Tek kelime bile duymak istemiyorum. Kemal diyor bir de ya. Ben senin neler yapmaya çalıştığını iyi biliyorum. Duydun mu beni? Kendi rezaletini Kemal'e atma. Hayır abla, söylediğim her şey doğru. Ben onu itmeseydim beni öpecekti. Ya yeter! Yeter artık! Adi yalanlarını duymak istemiyorum. Ben seni canım kanım sandım. Ben seni sarıp sarmaladım. Sen beni sırtımdan bıçaklamaya kalktın. Abla ben bir şey yapmadım. Yaptın. Dün gece Kemal'in odasına girdin. Biliyorum çünkü gördüm. Gözlerimle gördüm. Nalin, sen gördüğünü söyledin. Nalin. Ablanım ben senin ya. Hiç mi için sızlamadı? Yüzüme bakarken hiç mi utanmadın? Ya konuş, bir şey söyle. Neden bunu bana yaptın? Nalin tamam hadi. Gel, gel dışarı çıkalım. Bana tek bir sebep söyle. Bu kalleşliği hak etmem için bana sebep söyle. Abla bilmiyorsun. Söyle o zaman. Bilmediğimle söyle. Mesela nasıl yalancı olduğunu, nasıl kötü bir kalbin olduğunu. Abla! Biz seni sardık, sarmaladık. Değer verdik. Kardeş kardeşe bunu yapar mı? Onun yüzünden. Bütün her şeyin sebebi o. Bana umudu o verdi. Bana güzel sözler söyledi. O yemekte de bana karısıymışım gibi davrandı. Sana baktığı gibi baktı bana. Kendi kendime umuda kapılmadım ben. Her şeyin sorumlusu, suçlusu o. Sana ihaneti eden de o. Ne saçmalıyorsun sen ha? Kes artık sesini. Sen düşündüğümden daha çok alçakmışsın.